Andolsun diyor Cenab-ı Allah Kehf suresi 54'te bu Kur'an'da, bak hep Kur'an'a dikkat çekiyor Allah. Andolsun bu Kur'an'da insanlar için her örnekten, ama bak her örnek diyor Allah. Akla gelen her örnekten çeşitli diyor bu sefer de. Bak her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan her şeyden çok tartışmacıdır. Yeni yeni hadisler ortaya çıkararak, yeni yeni hükümler ortaya çıkararak, işte falanca alem şunu dedi, falanca alim bunu dedi diye tartışma ortamı meydana getiriyor. Diyorlar ki arkadan bu tartışma ortamında da ümmetin ihtilafı rahmettir diyor. Tartışma var ya, bu rahmettir diyor. Allah felaket diyor ayette, bela diyor. Onlar da Allah'tan bize bir güzellik olarak geldi bu diyor. Ümmetin bölünmesi, parçalanması, birbirine uğraşması, tartışmasını bir nimet olarak görüyor. Halbuki bak Kehf suresi 54'te Allah, andolsun bu Kur'an'da insanın için her örnekten, şeytan Allah'a sınırım, her örnekten üstelik çeşitli. Evet. Bak her örnekten deyip bitirmiyor Allah. Her örnekten bir de çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan her şeyden çok tartışmacıdır. Haz alıyorlar adam tartıştığı. İşte falanca alime göre böyle, falanca alime göre böyle. Alın fıkıh kitaplarını. 30 çeşit izah vardır. Evet. Aynı alimin hatta talebeleri ayrı düşünüyordur. Talebesinin talebesi ayrı düşünüyordur. Tartışma ortamı olmuş. Bak Allah ona dikkat çekiyor. Her şeyden çok tartışmacıdır diyor. Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıcılar olmak dışında göndermedik. Müjde veriyorlar. İttihat-ı İslam müjdesi veriyorlar. İsa Mesih'in müjdesi veriyorlar. Cennet müjdesi veriyorlar. Ve uyarıyorlar ümmetleri. İnkar edenler ise bak inkar edenler ise hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar. Batıl nedir? Geçersiz bilgiler. Bak Darwinistler, materyalistler gece gündüz çalışma yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Hakkı batıl ile, batıl geçersiz, bilimsellikten uzak, mantıksız şeyler ile geçersiz kılmak için, hak olanı bak, hak olanı geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar. Ona para veriyorlar, imkan veriyorlar, salonlar tutuyorlar, üniversiteler açıyor, okullar açıyor, uğraşıyor. Mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi, Kur'an ayetlerini ve uyarılarımı, uyarıldıklarını, yani uyarıldıkları her şeyi alay konusu edindiler diyor Allah. Açın bakın internette. Evet. Alay konusu ediniyor. Bak diyor ki Allah onun nedeni için. Biz gerçekten kalpler üzerine onu kavrayıp anlamanı engelleyen bir perde kıldık diyor. Yani niye anlayamıyor diyorlar. Evet. Halbuki ben öyle yarattım onları zaten diyor Allah. Bu da ledün ilmi. Kulaklarına bir ağırlık koyduk diyor Allah. Sen onu hidayete çağırsan bile, anlatsan, delillendirsen bile, onlar sonsuza kadar asla hidayet bulmaz. Bak sonsuza kadar. Evet. Sonsuz ne demek? Ben onları öyle yarattım diyor. Sonsuzun anlamı bu. Böyle yaratıldılar onlar diyor Allah. Yani bir trilyon, iki trilyon sene geçse değişmiyor. Evet. Sonsuza kadar böyledir diyor Allah. Çok manidar yani sonsuza kadar böyle olmaz. Ahir zamanın ne kadar acımasız olduğuna da Kur'an işaret ediyor. Çünkü Kehf suresi ahir zamanı anlatır daha çok. Ağırlıklı olarak ahir zamanı anlatır. İşte ülkeler zulmettikleri zaman onları yıkıma uğrattık. Mesela bak şimdi Mısır yıkıldı. Afganistan yıkıldı. Irak yıkıldı. Libya yıkıldı. Bak işte ülkeler ve bak işte ülkeler zulmettikleri zaman. Çünkü idareciler zulmediyor, halk zulmediyor, halkın bir kısmı zulmediyor. Onları yıkıma uğrattık. Ve yıkımlar için bir buluşma zamanı tespit ettik. Onun için işte Hızır'ın da katıldığı bir toplantı oluyor. Yıkılmadan önce. Ondan sonra yıkım geliyor arkasından. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca, ikisi iki, iki iki. İki denizin birleştiği yere ulaşınca 1984 Ebced'i. Maşallah. İstanbul'da Mehdiyet'in ilk faaliyet yılları. Maşallah.
balıklarını unuttular. Denizde bir akıntıya doğru kendi yolunu tuttu. Bak, o denizde de bir akıntı var. Denizde normalde akıntı olmaz. Denizde dalgalanma olur. Evet. Akıntı olmaz. Evet. Yani göze göre bir akıntı olmaz. Evet. Ama boğazın akıntısına dikkat çekmiş Kur'an. Maşallah. Bak, iki denizin birleştiği yer diyor. İstanbul Boğazı'nı bir öyle vurguluyor. Bir de akıntıya dikkat çekiyor. İki.